Ruhumuzdaki, o yükseliş arzusunu bütün ihtişamıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama bu mücadele sahnesinde iki amansız düşman çıkıyor karşımıza. Evet, aslında öyle. Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği şeytan. Ama diğeri şeytanla işbirliği yapan nefsimiz. İşbirliği içerisinde bizi büyüklenmeye teşvik ediyor. Büyüklen. Bizi bencilliğe teşvik ediyor. Bizi gayrimeşru zevklerin içerisine teşvik ediyor. Tat al da, nasıl alırsan al. Ve bizi nankörlüğe sürüklüyor. Bu kadar iyilikler gördün. Hani o iyiliklerin karşısında saygı, sevgi, vefa? Nefsimiz desteklemiyor. Ama biz işte böyle bir mücadele atmosferinde onlara karşı hedeflediğimiz o melek ruhsallığına ulaşabilmek ve yükselebilmek için doğruları seçiyoruz. Doğruları ve doğru yolu ve doğru adımları. Ama bunun için öz eleştiriye ihtiyacımız var. Nefis muhasebesine muhtacız. Tarihte büyük izler bırakmış insanların ortak özelliklerinden bir tanesi düzenli aralıklarla kendilerini sorgulamalarıdır. Zuhurata tabi olmak dediğimiz hayatın akışına teslim olup gitmek gibi bir yaşantıları yok. Duruyorlar ve eleştiriyorlar, sorguluyorlar. Ben bu hayat gemimi nereden aldım, nasıl bir bebek olarak aldım, bugünlere nasıl geldi ve bundan sonraki o maceralı meydanlarda nasıl güvenlik ve eminlik içerisinde alıp götüreceğim? Acaba ben dinimin gereklerini yeterince yerine getirebiliyor muyum? Acaba ben bu dünyadan ayrıldığım zaman evrenin sahibi ile karşı karşıya geldiğimde alnım ak ve gönlüm huzurlu olacak mı? Acaba oradaki dostlarım kimler olacak? Acaba burada benden istenen o ilim öğrenme arzusunu gerektiği gibi geliştiriyor muyum? Çalışkanlık azmini gerektiği gibi güçlendiriyor muyum? İyi ilişkilerimi düzenliyor muyum? İşte nefis muhasebesi bunları anlamamızı ve bunları anlayarak hayatımızı değiştirmemizi sağlar. Bizi başkası değiştiremez. Bizi biz değiştireceğiz. Bizi değiştirebilmemizin yolu da bizim kendi farkımıza varmamızdır.